Evet, bugün sektör analiz programında solucan gübresini sizler için anlatmaya devam ediyoruz. Burçin Hanım'la beraberiz. Şimdi ilk aşamadayız. Tesiste ilk aşaman işlerin başladığı, işlemin başladığı ilk yerdeyiz. Burçin Hanım da burada bize bilgi verecek. Şimdi arkamızda Burçin Hanım, burası ilk aşama. Burada neler var? Sizden dinleyelim. Solucan gübresinin kalitesi aslında birazcık solucanlara verdiğimiz mamanın neviyle ilgili. Biz %70 oranında ahır gübresi, yani büyükbaş hayvan dışkısı ile %30 oranında bitkisel organik atık kullanıyoruz. Bunlar buraya geldiği zaman ilk aşamada gördüğünüz fermantasyon gözlerine konuyor. %70 ve %30 oranında. Burada fermente olduktan sonra biz prosese devam ediyoruz. Peki bunun bir süresi var mı? Ne kadar bir süre gerekiyor bunun için? Yaklaşık burada 4 ay ila 8 ay arasında kalıyor. Evet. Özellikle peki burada karışımı siz burada mı yapıyorsunuz? Buraya dökülmeden önce mi karıştırılıyor yoksa burada mı karıştırılıyor? Yok, buraya ayrı ayrı geliyor. Gördüğünüz alanda karışım sağlanıyor. Karışım sağlandıktan hemen sonra da gözlere konarak aşağıdan hava verilmek suretiyle içerisindeki mikroorganizmaların, patojenlerin ölmesini, değerli ve faydalı mikroorganizmaların da çoğalmasını sağlıyoruz. Burada biz ilk aşamamızı burada göstermiş olduk. Bundan sonraki aşama içeride mi? Evet, buradan aldığımız, fermente ettiğimiz gübreyi alıp içerideki hijyenizasyon sistemine sokuyoruz. O zaman biz de sevgili izleyicilerimizle beraber Burçin Hanım'la içeri diğer aşamaya geçelim. Evet sayın seyirciler, şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Evet, şimdi ikinci aşamadayız. Birinci aşamayı Burçin Hanım da sizler için ekrana getirdik. Şimdi Burçin Hanım, işin ikinci aşamasındayız. Burada neler yapılıyor? Sizden dinleyelim. Şimdi dışarıda gördüğümüz %70 ahır gübresiyle %30 bitkisel organik atığı biz karıştırdık, fermente ettik. Sonra solucanlara biz bunu mama olarak veriyoruz. Aslında bunu niye yapıyoruz? Her ikisi de çok değerli gübre olmasına rağmen solucanların sindirim sisteminden geçirilmesini sağlıyoruz. Çünkü solucanların sindirim sisteminde çok değerli bitki besin elementleri, mikroorganizmalar var ve biz bunlardan faydalanmasını istiyoruz bu gübrenin. Evet. Nasıl bir proses yapıyoruz? Gördüğünüz sandıklarımız var. Sandıklarımız var veya sürekli akış sistemlerimiz var. Biz bunları %15 santim kadar bir mama koyuyoruz. Yani hazırladığımız dışarıdaki mamaya fermente edilmiş, karıştırılmış fermente malzemeyi koyuyoruz. Mamayı koyuyoruz. Evet, malzemeyi koyuyoruz 15 santim. 36 bin tane de solucanımızı koyuyoruz. Sonra onlar bunu yiyorlar, bu mamayı yiyorlar ve yukarıya doğru çıkıyorlar. Tekrar bir 15 santim koyuyoruz. Yine onlar yiyorlar, yukarıya doğru çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi en üste kadar 15 santim, 15 santim biz bunu yükleyerek geliyoruz. Şimdi böylesine bir, yani 1.20'ye birlik bir alanda yaklaşık solucan gübresi 6 ayda oluşuyor. Gördüğünüz gibi burada solucanlarımız var. Yani burada solucan gübresinin oluşumu çiftçiye sunulması için gereken süreç 6 ay mı? 6 ay. Gördüğünüz gibi solucanlarımız aşağıdan yukarıya doğru hareket ederek en yukarıya kadar çıkıyorlar. Bunu tamamen bitirdiklerine inandığımız, yani tüm verdiğimiz mamayı sindirim sisteminden geçtiğinden emin olana kadar prosesle prosesin içerisinden solucanları çıkartmıyoruz. Nasıl tespit ediyorsunuz peki bunu? Bir kere azar azar besin veriyoruz. Yavaş yavaş besin veriyoruz. Biraz aç bırakarak tekrar aşağıda sindirim sisteminden geçirmediği herhangi bir mama varsa onun geçmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. Demlenmiş, bakın şurada demlenmiş pilav gibi olana kadar bekliyoruz. Solucanlar iyice yüzeye çıkınca bir 15 santim daha besliyoruz. Yani gerçekten bir çocuk bakımından daha zor, onu söyleyeyim. Evet. Peki burada şu sandıkların içerisinde ne kadar bir solucan var? İlk koyduğumuz aşamada 36 bin solucan oluyor. 6 ay içerisinde yaklaşık 2 katına kadar çıkıyor. 2 katına kadar çoğalıyor. Hı hı. Ne kadar bir gübre elde ediyoruz burada? Böyle bir alandan yaklaşık 450-500 kilo kadar gübre elde ediyoruz. Yani 6 aylık bir proseste ancak 450-500 kilo yani solucan gübresi elde ediyoruz. Gerçekten çok zahmetli bir iş ama güzel bir iş. Burası ikinci aşaması. Başka i̇kinci aşamada şey var burada, daha onu kolay aşamalarımız var. Evet, geçelim buyurun. Burada
Solucan gübresi tabii ki sindirim sisteminden tamamen geçtiği zaman solucanların gübreden ayrılması gerekiyor. Evet. Şurada da bu tür sistemlerimiz var. Sürekli akış. O neye yarıyor? Onu anlatalım bir. Şöyle, evet, gösterelim. Gösterelim bunu. Burası daha büyük bir alan gördüğünüz gibi. Yine burada da az önce anlattığımız işlemler var değil mi? Solucan. Aynı, evet, aynı işlem. Mama var altta. Üzerine aynı işlemler var. İçerisinde yine solucanlarımız mevcut gördüğünüz gibi. Burada solucanlara dokunmadan aşağıdan rahatlıkla solucan gübresini alabiliyoruz. Sistemi isterseniz çalıştırarak gösterebiliriz. Tamam. Yine aşağıdan yukarıya doğru biz besledik. Alttan mı alacağız gübreyi şimdi? Aşağıdan, evet. Evet. Arkadaşlar aşağıdan gübreyi buradan. Silindiri çalıştıralım. Evet, şu anda sistemimiz çalışmaya başladı herhalde. Hüseyin Hanım. Şimdi aşağıdan gübreyi keserek gelen bir sistemimiz var. Henüz o devreye girmedi. Evet. Şu an konveyör çalışıyor. O aşağıda oluşmuş ve solucanların olmadığı alandaki gübreyi keserek geliyor. Gübre aşağıya dönüyor. Hiç solucanları rahatsız etmeden ve strese sokmadan biz gübreye ulaşabiliyoruz. Şu andaki yaptığımız aşama nedir? Solucanların ayrılma aşaması mı nedir? Evet, solucanları gübreden ayırmak gerekiyor. O gübrenin içerisine çünkü solucan gitmiyor. Bunun için biz ocaklardan çıkan solucan ve gübreyi bu sisteme veriyoruz. Şimdi bu alttaki ne? Yukarısı ne? Aynı mı? Yukarıdaki bölüm solucanların olduğu bölüm. Aşağıdaki bölüm solucanlardan ayrılmış olan gübre. Gübre. Solucanlar oraya takılarak geliyor. Yani burada solucanlarımız var bizim. Evet. Evet. Tabii şu an ayırmışlar, artık çok fazla kalmamış. Tamam. Devam edelim. Başka burada bize anlatacağınız yer. Solucanlardan ayrılmış olan gübre üçüncü prosese geçiyor. O da karşı binamızda. İsterseniz o tarafa tamam, geçelim. Tamam, devam edelim oraya. Buyurun. Evet Burçin Hanım, buradaki aşamamız nedir? Bunu sizden dinleyelim. Şimdi burada neyimiz var? Solucanlardan ayrılmış olan solucan gübresi bu aşamaya geliyor. Burada şu gördüğünüz konveyörden kırıcımıza geliyor. Kırıcımız da ufaltılıyor partikül büyüklüğü. Diğer konveyörümüzle beraber de şurada gördüğünüz hijyenizasyon, sterilizasyon tankına geliyor. Ve burada sterilize oluyor. Şimdi tekrar bir burayı anlatır mısınız? Çünkü güzel bir sistem, ben onun için tekrar size anlatmak istiyorum. Tamam. Solucan gübresinden ayrılmış, solucandan ayrılmış solucan gübresi diğer tesisten buraya getiriliyor. Ve burada gördüğünüz büyük kırıcıya veriliyor ve orada solucan gübresinin partikül büyüklüğü küçültülüyor. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü partikül büyüklüğünün belli bir oranda olması gerekiyor hijyenize edilebilmesi için. Orada kırıcıdan geçiriliyor. Yine konveyörler vasıtasıyla da hijyenizasyon ve sterilizasyon tankına getiriliyor. Yaklaşık bir saat kadar 80 santigrat derecede gübrenin içerisinde herhangi bir patojen var mı, mikrop var mı? Bunların hepsi tamamen o hijyenizasyon tankında sterilize oluyor. Mikropları öldürüyoruz. Ya bayağı çok zahmetli bir işmiş ya. Zahmetli bir iş ama keyifli bir iş. Evet. Peki burada şuradaki sandıklarda yine aynı şekilde solucanlarımız mı? Evet. Orada evet. İlk aşamada anlattıklarımız var. Evet. Anlattıklarımız var. Başka burada ilave edeceğiz bir şey var mı? Başka herhangi bir şey yok. Bu son aşaması mıdır? Hayır, daha devam daha ediyor. Devam ediyoruz. Daha devam o ediyor. O zaman devam edelim. Bu aşamaya geldik. Burası... Bu aşamada neler var? Sizden dinleyelim. Hijyenize edilmiş ve sterilize edilmiş gübremiz gördüğünüz konveyörler vasıtasıyla şuradaki tambura gelip hem eleniyor hem de nemi azaltılıyor.
Ve buradan da tekrar yine konveyörler vasıtasıyla arka taraftaki paketleme sistemimize geçiyoruz. Burada yürüyor otomatikle. Evet, buradan geliyor. Geliyor. Evet. Nemi alınıyor. Nemi alınıyor ve elekten geçiyor. Ondan sonra tekrar elek altına düşen solucan gübresi buradan yine konveyörler vasıtasıyla gördüğünüz gibi azıcık azıcık konveyörler vasıtasıyla bizim paketleme ünitesine geçiyor. Evet. Devam edelim. Son aşama herhalde orası. Buyurun. Şimdi burada ikinci bir elek var gördüğünüz gibi. Bu niye gerekli? Bu neden gerekli? Gördüğünüz gibi burada. Şimdi bu gübre hani son hali bu mu? Bu peletli olan hali. Pelet. Aha. Gübremizin. Diğer ünce gübremiz de bu. Evet, toz hali. Evet, toz hali. Şu pelet hali. Gübremiz burada paketleme ünitesine geçiyor. Tamamen el değmeden otomatik sistemle beraber. Tamamen el değmeden otomatik sistemle gördüğünüz gibi gübremiz paketleniyor. Ve satışa çiftçilerimizle buluşturma haline gelmiş oluyor. Satışa hazır hale gelmiş oluyor. Evet. Evet, şimdi Burçin Hanım burada bir katı gübre bize anlattınız. Burası bitti mi? Başka aşamamız var mı? Son aşama. Evet, şimdi burada katı gübrelerimiz paketlendi ve çiftçimize sunacağımız hale geldi. Biz sıvı gübremizi paketlenmiş katı solucan gübresinden elde ediyoruz. Şimdi diğer tarafa geçelim ve sıvı gübre nasıl üretiliyor onu gösterelim. O zaman buyurun. Evet Burçin Hanım, şimdi burada sıvı aşama var herhalde. Evet, şimdi burada da gördüğünüz gibi paketlenmiş katı solucan gübresi buradaki sıvı üretim alanımıza geliyor. Burada gördüğünüz tanklarda yaklaşık 48 saat boyunca karıştırılıp su ile konsantre ediliyor. 48 saat sonra ancak dolum makinalarına geçiyor. Peki şey sorayım ben size, buraya gelen katı gübrelerin içerisine sıvı mı katıyor, su mu katıyorsunuz, başka bir şey katıyor musunuz? Hayır, başka hiçbir şey katmıyoruz. Sadece su katıyorsunuz. Yalnızca su ile evet çözündürüyoruz ve yaklaşık %30 oranında tekrar sıvıyı uzaklaştırıp, nemi uzaklaştırıp konsantre sıvı solucan gübresine. Burada kaybınız var mı peki? Tabii çok ciddi bir kaybımız oluyor. Evet. Burada sıvı hale geliyor ve bir de onlarla dolma oluyor bu şekilde. Evet Burçin Hanım, gerçekten bugün bizlere zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Solucan gübresi nedir? Solucan gübresiyle ilgili üretim hangi aşamaları var? Bunların hepsini sizlerden öğrendik. Ben öncelikle tesisinizi bize ayırdığınız için, bize bu fırsatı verdiğiniz için köy TV ekibi olarak size teşekkür ediyorum. Son olarak sözleriniz neler? Size mesajınızı alalım. Valla evet, söylemek istediğim şu, bütün çiftçilerimiz muhakkak surette organik gübre miktarını topraklarında arttırmaları gerekiyor. Çünkü artık suni gübrelerle, kimyevi gübrelerle ve zirai ilaçlarla topraklarımız çok yorgun ve verim alınamaz bir hale geldi. Mümkün mertebe çiftçilerimiz organik gübre kullanarak topraklarını daha sağlıklı bir hale getirmeliler. Teşekkür ederiz katkınızdan.